Hayri Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, siz sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Hayri Bey. Hayri Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Buyurun. Tabii ki. Hayri Doğan bir makine mühendisidir. Beypazarlı. Beypazarında hizmet etmek için burada dükkanımızı açtık. Geldik doğalgaz sektöründe. Çalışmalar yapıyorsunuz. Çalışmalar yapıyoruz. Sektördeki açıklığı da giderdiniz aslında. Yani Beypazarı'nın da buna ihtiyacı vardı sanırım. Tabii ki Beypazarı'nın buna ihtiyacı vardı. Geçen sene geldi zaten doğalgaz buraya 2017 yılında. 2017 yılında gelmesiyle birlikte biz ofisimizi, dükkanımızı açtık. Evet. Kendi memleketimize hizmet etmeye başladık. Yani doğup büyüdüğünüz topraklarda devam etmek istediniz aslında. Aynen, diyebiliriz. Öyle. O zaman biraz burayı tanıyalım. 2017'de startı verdik, bismillah dedik, başladık. Doğru. Doğan Mühendislik olarak neler yapıyoruz burada? Biraz ben firmayı tanımak istiyorum sizlerden. Tabii ki. Buyurun. Firma şimdi Beypazarı'nda doğalgaz işi, sadece Beypazarı'nda değil, hani Türkiye'nin her yerinde doğalgaz işini yapabilmek için iç tesisat dairelere, resmi kurumlara, aklınıza neresi geliyorsa, hani yetkili bir firma olması gerekiyor. Beypazarı'nda ilk yetkiyi Doğan Mühendislik olarak biz aldık. Evet. Akabinde ilk gaz açımını da biz yaptık Doğan Mühendislik olarak. Hani Doğan Mühendislik Beypazarı'nda kurumsal bir havaya büründü açıkçası. Ya birçok ilklere imza attınız aslında. Tabii. Doğalgazın gelmesiyle beraber. Aynen öyle. Doğalgaz kendi memleketimize geliyorsa biz de kendi memleketimize hani uygun bir firma olduk diyebiliriz. Evet, sadece bu bölgeyle mi çalışıyorsunuz? Böyle çeşitli yerler var mı? Yani Beypazarı mı yoksa örnek veriyorum Ankara'nın başka ilçeleriyle görev yapabiliyor muyuz? Ya tabii sadece Beypazarı. Neden derseniz her bölgenin kendine ait bir gaz dağıtım şirketi var. Bizimki evet. Polgaz, Polatlı'ya bağlı. Beygaz şube olarak açtı. Biz Beygaz'a bağlıyız. O yüzden hani farklı yerlerde çalışamıyoruz. Beygaz bizi sınırlıyor bu konuda. Hani Beygaz sınırlıyor derken bütün gaz dağıtım şirketleri. Ya bu bir kural. Kural. Kural aynen diyelim öyle. Yani aslında herkesin belli bir bölümü var. Oralarda hizmet verebiliyor. Aynen öyle. Ama zor bir iş yapıyorsunuz. Yani burada çok ciddi ve önemli bir iş bu. Yapılabilecek hata can kayıplarıyla bile Allah göstermesin sonuçlanabilir. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler Hayri Bey? Yani olmazsa olmazlarınız vardır Doğan Mühendislik adına. Ya tabii buyurun. Ki aynen öyle. Mesela sigortasız eleman çalıştırmayız kesinlikle ustalarımızdan. Olabilecek iş güvenliği kurallarına sonuna kadar uyarız. Evet. Ondan sonra bize iş verenlere layık bir iş yürütmeye çalışırız. Bu da bizi öne geçiren hamleler oluyor. Evet. Peki bizim nelere dikkat etmemiz lazım? Yani bu tip işlemleri yaptırırken biz de bilinçsiziz çünkü. Yani biz kulaktan dolma bilgilere çok kanan bir toplumumuz aslında. Tavsiyeleriniz neler bize bu konuda? Tabii ki. Hani gelip doğalgaz firmasında vatandaşların sorması gerekiyor. Şöyle nasıl, hangi kombiyi taktıracağım, nelere dikkat edeceğim bu hususta, yetkili firmayı nasıl bulacağım, nasıl güvenebileceğim gibi vatandaşlar hani gelip yardım almaları gerekiyor. Hani evet. Gidip hemen bir yere ben bir doğalgazımı yaptırayım, evime döşeteyim olayına girmemeleri gerekiyor. Hani bu sadece Beypazarı için değil, tüm Türkiye için de geçerli aslında. Ya araştırılmalı. Tabii araştırılmalı. Biz kiminle yapıyoruz bu işi? Firma araştırılmalı. Aynen öyle. Hani biz iyiyiz diye demiyorum. Evet. Vatandaş araştırması gerekiyor. Evet, severek yapıyorsunuz işinizi Hayri Bey. Bu da çok belli. Yansıyor yani başarınıza. Aynen öyle. Severek evet. Yapıyoruz. Sevmeden yaparsak zaten dediğiniz gibi hani başarılı olamayız. Ha, hiçbir işte aslında başarılı olunmaz. Aynen öyle. Diyebiliriz. Sektörün sıkıntıları neler peki Hayri Bey? Sizin eksik gördüğünüz durumlar, konular var mı? Ya sektörün sıkıntıları aslında çok fazla bir sıkıntısı yok. Çünkü yerli yerince her şey. Şartnameler var. Evet. Şartnamelere uyarak hani fazla da bir sıkıntısı yok sektörde. Evet ama tabii herkes de kendi bildiği işi yapmalı. Böyle bir gerçek ha, de var. O sıkıntısı o. Mesela bir sucu doğalgazcı olamıyor. Mesela doğalgaz gelen bir yerde bir su tesisatçısı kalkıp ben doğalgaz işi yapacağım dememeli bence. Benim mantığıma göre. Yine tüketici mağdur olur çünkü. Aynen öyle. Ya bu noktada bakmış olduğumuz zaman yani önemli konular gerçekten bunlar. Personel kadronuzdan bahsetmek istiyorum biraz. Kaç kişilik bir kadroyla beraberiz burada? Tabii şimdi doğalgaz işinde biz sigortalarını yaparız ama maaşlı çalıştırmayız. Taşeron usulü olur. Bütün doğalgaz işleri genelde %90 bu şekilde. Tabii işin büyüklüğüne göre sanırım kişi sayısı da artabiliyor, eksilebiliyor. Tabii ki yani sigortalarını biz yaparız ama maaşlı değildir. Evet. Ya maaşlı çalışmak aslında çalışan arkadaşların işine gelmez, öyle söyleyeyim. Evet. Ondan dolayı. Evet, peki siz hedeflerinize ulaşabildiniz mi Hayri Bey? Yani geçen seneye istinaden daha bir senelik bir firmayız ama istediğiniz noktada mısınız? Ya da bundan sonraki süreçte sizler için neler olur?
Tabii ki hedeflerimiz çok büyük. Hani biz perakende olarak gidiyoruz daireleri. Bundan sonra adım adım ilerleme. Mesela altyapıya gireceğiz Allah'ın izniyle. Altyapı belgemizi aldık. Sadece daireyle kısıtlamıyoruz kendimizi. Resmi kurumlar olsun, mekanik konular olsun. Yani biz doğalgaz firması olarak kurulduk ama mühendis kadrosuyla gittiğimiz için çeşitli sektörlerde, mekanik alanında ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, peki sektöre baktığımız zaman irili ufaklı firmaların faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. Tek değilsiniz. Evet. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz neler? Yani neden doğa mühendislik olmalı? Ya hani övmek gibi anlaşılmasın. Benim en büyük özelliğim işimi çok sıkı takip ederim. Ustalarımı, malzememi, toptancımı, alışverişimi, çalışanlarımı, keşiflerimi, ücretsiz her tarafa keşfe giderim, ölçüsünü alırım. Yani en başına dönüyoruz. İşimizi severek yaptığımızda, takip ettiğimizde bizi öne geçirir. Yani bizi öne geçiren bu oldu yani. Evet, aslında empati zihniyetiyle hareket ediyorsunuz. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Ne bekliyorsanız burada onu uyguluyorsunuz. Aynen öyle. Tabii hedef hiç bitmiyor. Gelişen bir teknoloji var ortada. Sürekli siz de takip ediyorsunuzdur, araştırıyorsunuzdur daha neler yapabiliriz diye. Evet, biz bu hedeflerinizi onda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür ederim. Peki buradan son sözlerinizi alalım mı? Sizi sevenlere, ekran başındaki izleyicilerimize, yani tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Tabii önce Beypazarı olarak. Buyurun. Tabii ki. Beypazarı halkına çok teşekkür ediyorum. Bizi bu yolda yalnız bırakmadılar, desteklediler. İlk müşterim mesela, hiç unutmam, Atilla hocam. Ona teşekkür ederim. Selamlarımızı gönderelim. Tabii ki Atilla Sevgili'ye selamlar. Hani o şekilde teşekkür ederim. Evet, biz herkesi buraya davet edelim. Anladığım kadarıyla buradaki müşteri ilişkileri bir dostluğa da dönüşmüş. Hani bir, aynen öyle, tabii ki. Gelişmiş. Ufak evet. Bir yerdeyiz sonuçta, bir ilçedeyiz. O yüzden duyuluyoruz diyorum. Biz herkesi buraya davet edelim. Doğan Mühendisliği en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye, bir tanışmaya davet edelim buraya. Aynen öyle. Doğrudur. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Hayri Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Saygılar.